Evet, herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Çok uzun bir ara verdim. O aradan sonra şimdi sizlerle tekrar bir aradayım. O kadar heyecanlıyım, o kadar mutluyum ki sizlerle buluştuğum için. Umarım bu huzurumu, bu mutluluğumu, bu heyecanımı sizlere de geçirebilirim. Şimdi sizlerle 18 Eylül'deki bu dolunayı, hani ay tutulmasını biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bu tutulma zaten 18 Eylül'de gerçekleşiyor. Balık burcunda olacak. Ve biliyorsunuz balık burcu bir su grubudur. Ve tutulma su burçlarını etkileyecek demektir bu. Balık burcu ruhsallıkla, şifa ile, merhametle aslında ilişkilidir. Özellikle de ölümden sonraki yaşam, ne bileyim böyle kendini adamışlıkla alakalıdır. Bu da demektir ki balık burcu temaları oldukça hareketlenecek ve bütün herkesi, bütün burçları etkileyecek demektir. Bu etkiler 6-8 ay arasında süren etkilerdir. Bu dönem şifalanmak, arınmak, geçmişin yüklerinden arınmak için oldukça elverişli. O yüzden bu dönemi lütfen değerlendirin ve kullanın derim. Ve ayrıca hapishaneler, kapalı alanlar, rehabilitasyon merkezleri, yardım kuruluşları, esaretler, kölelikler, bağımlılık gibi durumlarda aslında nedir? Balık burcunun yönetimi altındadır. Özellikle ayın Neptün'le olan kavuşumu bu bağımlılıkları ve biraz da aslında kafa karışıklıklarını tetikleyecek gibi duruyor. Şimdi burası çok sıcak. O yüzden arada bir böyle bir ter atıyor ama kusura bakmayın artık. Evet, bu kafa karışıklığı dedik ya, işte bu kafa karışıklığı daha çok ilişkilerimizde de görebiliriz. Özellikle yapılacak bazı anlaşmalar, sözleşmeler. Bunlarda çok daha dikkatli olmak, böyle gereksiz alınganlıklardan uzak kalmak çok önemli. Sağlıklı düşünmek ve karar almak için kendinizi biraz zorlamanız gerekecek. Daha doğrusu sağlıklı kararlar almak için aslında. Tabii ki bunun yanında merhamet kavramlarımız da biraz fazla çoğalacak. Duygularımızın sömürülmemesine lütfen biraz dikkat edelim diyorum. Bizden daha büyük olana olan eğilimler, yani Tanrı'ya, Yaradan'a, Allah'a, yaratıcı, sistem, kainat, sizler adına her ne diyorsanız. İşte bu manevi duygularımızın artacağını gösterdiği gibi aslında hani böyle evrensel yasalar, evrensel semboller diyoruz ya, işte bu sembollerin okunması da bu dönemde inanın bana çok daha fazla kolaylaşacaktır. Bir kere zaten her şeyden önce yaratıcılığımızın da artışına tanıklık edeceğiz. Evet, aklımda gelen bazı fikirler olabilir. Lütfen onları not alın. Şimdi değilse bile, inanın bana bir gün muhakkak işinize yarayacak fikirler aklınıza gelecektir. Sadece gelen fikirlerin altında ezilmeyin. Kurban psikolojisine girmeyin. Kendinizi feda etme durumlarına karşı lütfen uyanık olun diyorum. Balık burcu bir su elementi olduğu için sularla ilgili de mesela sulak yerleri, yağmurları da bizlere hatırlatıyor. İşte o okyanuslardaki büyük dalgalar, aşırı yağışlar, deniz hayvanlarının zarar görmesi, deniz kazaları, işte bu konularda da dikkatli olmak gerekebilir. Gerçi önümüzde 6 ya da 8 aylık bir dönem içerisinde şartlar her an değişebilir. Çünkü değişken zeminler çok fazla var bu dönem içerisinde. Zaten balık burcu da biliyorsunuz değişken nitelikte bir burç. Şimdi bu tutulmanın yöneticisi Jüpiter ve İkizler burcunda. Bu biraz bizi ne yapıyor biliyor musunuz? Meraklı bir zihin, biraz daldan dala atlama, bilgi alma konusunda merak, bütün bunlara ne yapıyor? Teşvik ediyor. Özellikle de aslında manevi konuları daha da hızlandırabilir. Sadece Dolunay'a yaptığı sert açık kafaları biraz zorluyor. Çünkü zihinsel faaliyetlerimiz hızlanırken aslında duygu ve mantık arasında kalabiliriz. Bu dönemde neye ağırlık verirseniz, iyilik, kötülük, şefkat, merhamet, zorbalık, işte bu konuların bedellerini
ödetebilir bu dolunay bize bir sonraki güneş tutulması döneminde. Yani Ekim, Kasım bunların bedellerini ödediğimiz zamanlar olabilir. Dedik ya Jüpiter. Jüpiter her ne kadar bolluk ve bereket, huzur demek olsa da önemli olan sizin hangi konuda hizmet ettiğiniz olacak. Siz hangi konuda bu hayata katkı sağlıyorsunuz? Kendinize, ailenize, vatana, millete, birliğe, bütüne işte bu konularda sizinle beraber yardımcı olacaktır. Bir kere iş adamları, patronlar ve kariyer meseleleri hayatlarda biraz daha ne yapabilir? Ön plana çıkabilir. İş değiştirmek isteyenler ya da kendilerine yol çizmek isteyenler, hani bir yol haritası belirlemek isteyenler iyi araştırıp yönünü belirlerlerse iyi olur. Tabii bu arada sadece işle alakalı bir yol belirlemek değil. Hayatınızda bir hedefiniz varsa, bu herhangi bir bağımlılığı bırakmaktan farklı bir yaşam tarzına geçmeye kadar olabilir. Bu tutulma sizin hangi evinizi tetiklediğine bağlı olarak da değişecektir. Şimdi bu tutulma haritasına baktığımız zaman Başak Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. Bu aslında ne anlama geliyor biliyor musunuz? Hayatlarımızı gözden geçirip neleri değiştirebiliriz? İşte iş ve çalışma koşullarımız, bunları nasıl düzenleyebiliriz? İşimize yaramayan, bize fayda sağlamayan, az önce konuştuğumuz hani dedik ya bağımlılıklar, hayat tarzlarımız neyse bunlardan nasıl kurtulabiliriz sorularını aklınıza getirebilir. Ve neler yapacağımızı bulabilirsek inanın bana çok kolay yol alabiliriz demektir bu. Çünkü yükselen yöneticisi Merkür Başak Burcu'nda ve birinci evde ve bu güçlü konumda. Bu biraz daha kişi bazlı. Yani şahsımıza yönelik yapacağımız her türlü olumlu, tabii birlik ve bütünlük adına da ses getireceğini gösteriyor. Çünkü sizin kendi adınıza yapacağınız herhangi bir çalışma olumlu olarak bu inanın kolektife de hizmet edecektir. Ama diyor işte harita ve gökyüzü. Çünkü Satürn'le karşıt açıda, Jüpiter'le de kare açıda duruyor bu dolunayda. Şimdi kendimizi dengelememiz, odaklanmamız, kendimizi ifade ederken dikkatli olmamız gerektiğini vurgularcasına bir açı konumundalar. Otorite olarak gördüğünüz kişilerle olan ilişkilerinize, işte işinize daha dikkatli, daha özenli davranmanız gerekiyor demektir bu. Gerçi tutulma biraz da Kuzey Ay düğümünde iştirak ettiği için bizi daha böyle zahmetsiz, gitmemiz gereken yere sürükleyecek o çok güzel, muhteşem enerjiyi de yayacaktır. Biraz materyalist bir enerjisi olabilir. Bunun için de akıl ve mantık arasında dengelemeyi yinelemekte yarar var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten tutulma 1 ve 7 aksında gerçekleşiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yabancı ülkelerle ilişkilerimizde biraz sıkıntı olabilir. Özellikle dost gibi gördüğümüz ülkelerle birazcık sıkıntılar, hani onların dost olmadıklarını da fark edebiliriz. Yani uluslararası ilişkilerimizde biraz değişmeler olabilir. Bu arada boşanmalar artabilir. Yaşlı insanların yaşadığı bazı zorlu durumlara tanıklık edebiliriz mesela. Tabii bunun yanında Uranüs'ün de devrede oluşu, her ne kadar ani olayları, sıra dışı olayları aklımıza getirse de dini konularda, felsefi meselelerde özellikle bu alışılmadık ve sıra dışı gelişmeleri ve tepkileri görebiliriz ve bunlara neden olabilir. Evet, çok fazla uzatmadan hemen burçlara geçiyorum ve bakalım burçlar ne söylüyor? Sevgili koçlar, yükseleni ve ay burcu koç olanlar, sizlerin 12. evinize gerçekleşecek bir tutulma yaşayacaksınız. Burası kapalı ve sırlı bir evdir. Kendinizi disipline etmek ve bazı bağımlılıklarınızdan kurtulmak için size fırsatlar da sunacaktır. Tabii ayrıca iş ve para kazanmanın anlamını, belki de çok böyle ani ve beklemediğiniz kazançlarla karşılaşabileceğiniz zamanları da görebilirsiniz.
İş arkadaşlarınızla olan iletişiminize ne yapıyoruz? Lütfen dikkat ediyoruz. Ve hayatınızı bir düzene koymak için de bir adım atmaya başlamalısınız. Yakın çevrenizdeki o kişilerle olan yaklaşımınızın karşılığında göreceğiniz zamanlardasınız. Dikkat edin. Yaptığınız ticaretinizde ya da paylaşımlarınızda aşırılığa kaçmadan hareket etmeye özen göstermelisiniz. Hayatınız birdenbire ters yüz olabilir. Ama bu çok kötü anlamda değil. Çünkü hayatlarımızın hepimiz, sadece sizler değil, hepimiz hayatlarımızın son dönemecini yaşıyoruz artık. Hayatınıza bir döngünün sonuna geliyorsunuz sevgili koçlar. Kadersel bitişlere ne yapıyoruz? Hazır oluyoruz. Evet sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar. Sizlerin 11. evi olan sosyal çevreniz, kariyerinizden gelen kazançlarınız, hedefleriniz, bu tarz alanlarınızda gerçekleşecek bir tutulmanız var. Kandırılmaya açık bir dönemdesiniz arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz açısından. Özellikle arkadaş çevrenizden daha fazla olabilir bu. Bu nedenle ne yapıyoruz? Kendinizi ve çevrenizi lütfen sorgulayın. Bir kere sizi geride tutan, ne bileyim böyle yararı olmayan kim varsa hayatınızda onlara şöyle bir göz atın. Zaten birden siz bile ne olduğunu anlamadığınız bir şekilde hayatınızı düzene koyma dürtüsünü kesinlikle hissedebilirsiniz. Evet ve birçok alanda yenilikler yapmak için yer açmaya, hayatınıza bir yer açmaya karar verebilirsiniz. Bir kere hayatınıza aşk da gelebilir. Evet, çocuk da gelebilir ya da bunlarla ilgili haberler alabilirsiniz. Kısacası kendi içinize dönerek hayatınızdaki ayağınıza pranga olan bütün olayları çözeceksiniz. Kişi, olay, yer hiç önemli değil. Bunları çözeceksiniz. Yoksa günlük hayatınızın size getirdiklerini mi yaşayacaksınız? Karar vermeniz gerekecek. Ya siz çözümleyeceksiniz, bedellerini siz biçeceksiniz ya da hayat sizden istemediğiniz bedelleri de alabilir. Büyük o kendinizce hayatınızla ilgili gelecek planlarınızdan en az birisinin gerçek olmaya başladığını görebileceğinizin güzel bir müjdesini de vereyim. Ama hangisi olacağına siz karar vereceksiniz. Sevgili ikizler, yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar. Sizin 10. evinizde yani kariyer hayatınızla ilgili bir tutulma yaşayacaksınız. Eviniz, aileniz, yuvanızla ilgili bazı konularda böyle hareketlilikler görünebilir. Tabii burada ebeveynlerinizle ya da evinizle alakalı daha fazla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir süreç olabilir. Bu tabii ki bir taşınma, tadilat, ne bileyim bir evlenme olabilir. Bu nedenle de gerçekleşebilir. Bir geçim sorumluluğunuzda artışlar olabilir. Bunlar olabilirlikler dahilinde. Bunun yanında ön plana çıkacağınız ve tabii ki kariyerinizde de güzel fırsatlar yakalayacağınız çok güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz sevgili ikizler. Lütfen bunu değerlendirin. Ayrıca bilinçaltınıza çok ani değişiklikler, duygu durumlarında, farklılıklarda yaşayabilirsiniz. Bu duruma çok açıksınız çünkü. Kendinizi yenilemek, ne bileyim bazı şeylerde harekete geçmek için oldukça uygun zamanlardasınız. Bunu neden değerlendirmeyesiniz diyorum ben. Bunu dengede kalarak size en olumlu şekilde yönlendirebilecek tavsiyelere lütfen kulak verin diyorum. Ayrıca aile içinde alınganlıklara biraz dikkat edelim. Pireyi deve yapmak bu dönem için biraz sizin adınıza sanki mümkün gibi. O yüzden ne yapıyoruz? Pireler, pire, develer, deve olarak kalsın diyoruz. Sevgili yengeçler, yükseleni ve ay burcu yengeç olanlar.
Şimdi sizlerin 9. evinde bir dolunay yaşayacaksınız. Yani bu hayatı algılama, hukuksal konular, eğitim alanlarınız gibi alanlarınız ne yapacak? Hareketlenecek. Eğitim almak, eğer böyle bir düşünceniz varsa veya bıraktığınız okula yeniden dönmek istiyorsanız bunları da yeniden değerlendirebilirsiniz. Bir kere kendinizi ve hayata olan duruşunuzu ve bakışınızı yenilemek için hareket edin. Harekete geçin. Hani derler ya, rüzgarı arkaya almak diye. İşte bu şekilde çok hızlı ilerlemeye başlayabilirsiniz. İnandığınız değerlerden eğer vazgeçmediyseniz, ki bunlar olumlu olan, sizi bir yere taşıyacak olan değer yargılarınızdan bahsediyorum, inanın bana şu dönem gerçek olabilir. Kariyer değişikliği hayatınıza girebilir ya da birden böyle aniden aklınıza bir fikir gelerek farklı bir kazanç yolları da bulabilirsiniz. Evet, bu da olabilir. Bu sizi aslında besleyecek. Bu duygu, bu hareket, bunların hepsi sizi besleyecek. Kardeş ilişkilerinizde de birazcık sözlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yakın arkadaşlarınızdan gelebilecek olan biraz aldanmalar, biraz bu dönemde açık gibi duruyorsunuz. İç dünyanızda taşlar yerinden oynamaya o kadar çok hazır ki, oldukça hareketli. O yüzden bunu olumlu düşünerek ve empati yaparak kendi hayatınızda kullanın ve gerekli değişiklikleri kendiniz yapmaya çalışın. Başkalarının sözlerinden ziyade özbenliğinizden, evet özbenliğinizden gelen o seslere, o meleksi seslere lütfen kulak verin. O çünkü sizi çok doğru yönlendirecektir. Hayatınızın temellerini değiştirebilir. Ne bileyim, kendinize ve sevdiklerinize daha faydalı hareketlerde ve işbirliklerinde bulunabilirsiniz. Sevgili aslanlar, yükseleni ve ay burcu aslan olanlar. Bir kere sizin 8. evinizde bir tutulmanız var. Evet, burası biraz zorlu bir evdir. Krizler olarak bilinir. Krizler evidir, ameliyatlar evidir, ortak kazançlar evidir. Eşinizin ailesinden gelen paralarla da ilgilidir. Buralarda şans size gülebilir ama bir devre önce kapatmanız gerekecek. Bu ne demek oluyor? Bir kere inanç sisteminizde yaşayacağınız bazı olaylar size ben ne yapıyorum? Yani artık nasıl davranmalıyım? Bu gidişe bir son vermenin zamanı geldi sanırım gibi sorgulamalara dönüşebilir. Aklınızdaki fikirler, sizler bu soruları sormaya başlayabilirsiniz kendinize. Zaten sizin de kandırılmalara çok açık olduğunu, zaten hepimiz yaşayacağız bunu, dikkat edin. İş ve kariyer hayatınızda olumlu anlamda bir değişim yaşayabilirsiniz. Hiç ummadığınız bir yerden mesela bir terfi gelebilir. Ya da siz bambaşka alana geçiş kararı bile alabilirsiniz. Yani bu derece olabilir. Evet, hayatınızın temelleri tamamen değişebileceği bir dönüm noktasınız. Hayatınız değişebilir. Maddi anlamda yükseleceğiniz ama öz disiplin ve asıl yapmanız gerekenlere odaklanırsanız ödüllerinizi alabileceğinizi de unutmadan yolunuza devam edin diyorum. Sevgili Başaklar, yükseleni ve ay burcu Başak olanlar, sizlerin 7. evinde bir tutulmanız var. Yani ilişkileriniz, anlaşmalarınız tamamıyla böyle bir mercek altına yatırılmış olacak. Kendinizi mi yoksa başkalarını mı daha çok düşünerek kadar hareket ediyorsunuz? İnanın bana, bunu gözlemlemenizi isteyecek gökyüzü sizden. Artık harekete geçmeli ve yapacağınız her çalışmada böyle daha birliğin hayrına adımlar atmaya başlamalısınız. Tabii bunu yapan birçok Başak tanıyorum. İlk başta yükseleni Başak olan ben yapıyorum. Ama bunu yapmayanlar ya da yapmak isteyip de bir türlü eyleme geçiremeyenler için söylüyorum.
burada bir sıkıntımız olmasın. Yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Öz disiplini elden bırakmadığınız takdirde inanın bana bu anlaşmalardan faydalar da görebilirsiniz. İşiniz ve planladığınız kariyeriniz her neyse bunun için artık harekete geçme zamanı sizin için. Artık oturma zamanı değil sevgili başaklar. Şansınız dönüyor. Bunu en iyi şekilde lütfen değerlendirin, değerlendirelim. Kendim için de söylüyorum bunu. Ortak kazançlarımızda da bütün başakları için söylüyorum. Bir şifalanma var. Ama bunu fark edip yanlış giden bir şeyler varsa düzeltmeye niyet etmeniz burada çok önemli. Sonrasında da şifalar geliyor. Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olanlar. Şimdi sevgili teraziler, bir kere sizlerin 6. evinde bir tutulma yaşayacaksınız. Bu nedir? Günlük hayatınız, sağlığınız, alışkanlıklarınız, iş ve iş koşullarınız gibi alanlarınızı, evcil hayvanlarınızı, spor, diyet gibi alanları da içine kapsayan geniş kapsamlı bir evdir. Ve bu evde bir tutulma yaşayacaksınız sevgili teraziler. Bu da demek oluyor ki hayatınızı yeniden programlama, daha faydalı alışkanlıklar ve bakış açısı kazanmak için sizler adına çok ideal zamanlar. Mesela dediğim gibi spora başlayabilirsiniz, diyet programını hayatınıza katabilirsiniz. Zaten dolunaydan sonra ay küçülmeye başladığı zaman işte o arada çok rahat kilolar verilir. Bunu unutmayın. Yani spora ya da diyete başlarken. Yeni iş teklifleri mesela. Bunlara da hazır olun sevgili teraziler. Evinizi yeniden yenileyebilir ya da bambaşka bir yere taşınma kararı bile alabilirsiniz. Ebeveynlerinizin bazı sorunlarıyla da ilgilenmeniz, onlarla uğraşmanız gereken de bir dönem. Bir kere iş dünyanız biraz disipline olmak istiyor. Evet. Biraz dağılmış gibi duruyorsunuz iç dünyanızda. Kendinize yaptığınız konuşmalar, sorgulamalar, bunlar ses getirebilir ve yerini bulabilir. Burada önemli olan zaten mantık ve kalp arasında doğru dengeyi kurmakta. Siz içinizden kendinize negatif konuşmalar yaptığınızda evet yerini bulacak, negatif hayatınızda var olacak. Ama siz olumlu konuşmalar yaparak bir takım hatalar ve yanlışları düzeltme yönde kullanırsanız evet hayatınızda güzellikler ve pozitiflikler gerçek olmaya başlayacak. Hakemlik sizin elinizde. Ortak kazançlarınız konusunda ise olumlu bir anlamda değişimler sizi bekliyor. Hayata bir kere bakış açınızı gözden geçirin ve lütfen bunun için ödüllerinizi almak için daha doğrusu en güzel, en doğru adımları atmaya çalışın. Baktığınız yerden bugüne kadar kendinize fayda sağlamadıysanız başka taraftan bakmayı deneyin hayata. Evet, buradan doğru göremediyseniz bakış açınızı değiştirin ve farklı bir yerden hayata yeniden bakın. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olanlar, sizlerin aşk, yaratıcılık, çocukları ilgilendiren 5. evinizde bir tutulmanız var. Bu da çocuk haberi alabileceğinize, çocuğunuz varsa onlarla ilgili güzel gelişmelere işaret edebilir. Bir kere aileden gelecek olan, kendi ailenizden gelebilecek olan destekleriniz için de bence bu dönem şükretmelisiniz. Çünkü neye şükrederseniz onu hayatınızda çoğaltacaksınız. Aşk kapınızı çalabilir ya da mevcut ilişkilerinizde güzelliklere de vesile olabilir diyorum. İlişkinizde her şeyden önce alışmadığınız bir modele de evrilebilirsiniz. Yani bunu hiç ummazdım, bunu hiç düşünmemiştim, ah kendim de bunu hiç beklemiyordum diyebileceğiniz olumlu anlamda bir döneme aslında yaklaştınız. Bir kere kariyer hayatınız. Evet, siz kariyer hayatınızı mı yoksa çocuğunuzu mu düşünerek hareket edeceksiniz? Öz disipline eline almanız gerekiyor bu anlamda ve nelerden fedakarlık edebileceğinizi, neleri hayatınızda var edebileceğinizin hesabını yapmanız gerekiyor.
Her şeyden önce yakın çevrenizden size gelen teklifler hayatınızı köklü değiştirebilir. Kendinizi güzele programlayabileceğiniz bir bilinçaltına zaten sahip olacaksınız bu dönemde. Siz de bir dönemi kapatacaksınız. Yaratıcılığınız bu anlamda artacak. Bence ne yapıyoruz? Bunu kullanıyoruz. Sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olanlar. Evet, sevgili yaylar. Ev, yuva, çocuk gibi alanlarınızda bir tutulma yaşayacaksınız. Bu dördüncü ev konularıdır. Yani siz dördüncü evinizde bir tutulmanız var. Bu ne oluyor? Bu ne anlama geliyor? Hemen şöyle söyleyelim. Bu ev, yuva, aile, ev, alım, satım, kendi içindeki öz değer duygularınız gibi konularda gündemler yaşayacaksınız. İşte iş, kariyer hayatınız mı, yoksa aile ve evinizle ilgili konular mı sizi daha çok cezbediyor? Nereye doğru hayatınızı evirmeniz gerekiyor? Yani yönlendirmeniz gerekiyor. Artık odağınız kariyerinizde mi, yoksa işte böyle evle, ebeveynlerle, ev konularıyla ilgili alanlarda mı? Bunun kararınızı almanızı bekliyor sistem sizden. Bir kere ailenizle ilişkileriniz, geçim sorumluluğunuz, taşınmazlarla ilgili sorumluluklarınızda da biraz baskı hissedebilirsiniz. Kafanızın bu anlamda karışmasına lütfen izin vermeyin. Çünkü zaten günlük hayatınızda oldukça değişimler sizi bekliyor olacak. Bu iş hayatınızın değişimi ya da alacağınız kararları da etkileyecektir. Bu dolunayın etkisiyle parasal konularınızda değişime giriyor aslında. Hiç merak etmeyin bu anlamda. Ve yeniden bir yapılanma, bu parasal anlamda yeniden bir yapılanma içinde olacaksınız. Sevgili oğlaklar, yükseleni ve ay burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar, sizin üçüncü eviniz bu dolunayda, yani tutulmada nasibini alacak. Nedir üçüncü ev konuları? Hemen şöyle bir hatırlayalım. Yaptığınız ticaretten reklam tanıtıma kadar, iletişiminizden yakın çevrenize kadar, kardeşlerinizden eğitim hayatınıza, seyahatinize kadar birçok alanı kapsayacaktır. Bazı oğlaklar yeni eğitimler almaya başlarken, bazıları ise yolculuklar planlayabilir mesela. Yani nereye gitsem, bu yolculuktan nasıl bir fayda sağlasam. Önemli olan sizin yurt dışı mı, yoksa yakın mesafe yolculuklar mı, buna karar vermeniz gereken zamanları da yaşayabilirsiniz. Yeni iletişim modellerini benimsemeniz sizi ileriye taşıyacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey ne biliyor musunuz? Kandırılmalar. Kandırılmalara özellikle de yakın çevreniz tarafından o kadar müsaitsiniz ki buna biraz ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Evet, kandırılmalara çok müsait olan bir dönemi yaşıyorsunuz. Tedbirli ve uyanık olun. Zaten sınanacağınız ve kaderinizin değişeceği alan da bu. Çünkü değişiyorsunuz oğlaklar. Öyle bir değişim ki sizinki, çevrenizdekiler neler oluyor bu insana diyebilirler. Ama bu değişim size olmanız gereken kişiye doğru evrilecek. İnanın bana. İş düşünüyorsan adım atmanız gerekiyor. Evet, işi düşünüyorsanız adım atmanız, terfi bekliyorsanız almanız için o kadar koşullar uygun bir hale gelip de gerçekleşecek ki siz bile şaşırabilirsiniz. Evet sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olanlar, sevgili kovalar, para ve maddi değerlerin göstergesi olan, aynı zamanda kendi yeteneklerinizi sergileme alanını anlatan ikinci evinizde bir tutulmanız var. Bu nedir? Bu dönem para kazançlarınız olabilir ama bunu doğru ve disiplinli bir şekilde yönetmeniz gerekecek. Kafanızın bu anlamda karışabileceğini hesaba katarak kendinize duyduğunuz o güven duygusu bile sarsılabilir. Hatta bunu sorgulayabilirsiniz bile. Evet, ortaklarınız, ortak çalışmalarınız,
ne bileyim ben böyle her ne kadar iyi ya da verimli gözükse de hayat sizden önce kendinize inanıp güvenip yolunuzu ona göre belirlemenizi isteyecek. Her şeyden önce kendine güven diyecek. Başkalarına ya da karşındaki bir insana değil. Zaten içinizde yani bilinçaltınızda kıyametler kopuyor. Kendinizi ve hayatı ne bileyim böyle düzeni, hayatın düzenini, yaptıklarınız, bugüne kadar size ne kattı, sizden ne götürdü, inanın bunları düşündüğünüzde allak bullak olacağınız bir süreçtesiniz. Evet, kafanız karışabilir. Ben bugüne kadar ne yaptım? Yaptıklarım benim hayatıma ne kattı? Of, lanet olsun dediğiniz bir dönem olabilir. Burada işkence aslında sizde bitiyor. Doğruyu bulmak için bilen insanlarla lütfen sohbet edin. Aile hayatınıza sizin bile neler oluyor diyebileceğiniz bazı değişimler söz konusu olabilir. Sizin de çocuğunuzla ilgili bugüne kadar nasıl düzen kurduysanız karşılığını alacaksınız. İyi bir düzen kurduysanız iyi ama düzenini sağlayamadıysanız, kötü bir düzen kurduysanız da onun karşılığını alacaksınız. Kriz çıkarmaktan uzak durun sadece. Bir şeylerde acele ederken kadersel akışa müdahale etmemelisiniz. Evet sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu balık olanlar, sevgili balıklar, bu tutulmanın baş kahramanı sizsiniz. Evet, hayat size artık kendine gel diyecek. Maneviyatınızın oldukça yükseldiği, kendinizle tanrısal bağlar kurmaya çok açık olduğunuz zamanlardan geçiyorsunuz. Ve ben bunları bizzat deneyimlediğim için tüylerim diken diken oluyor. Bunları tabii ki sizinle daha sonra konuşmak istiyorum. Neleri deneyimlediğimi. Ne yapmaya karar verirseniz verin. Yeter ki odağınızı ve konsantrasyonunuzu dağıtmayın. Şunu sorun kendinize. Bugüne kadar kendime mi zaman ayırdım? Yoksa karşımdakilerin isteğine göre mi şekil aldım? Nerede ve niçin kaybettim? İşte size cevapların geleceği zaman dilimleri. Bunlar zaten sizin hedeflerinizi de etkileyecek. Hem de oldukça fazla etkileyecek. Hayatınızın şimdinin tam tersine akabilir. Şimdi nasılsa bunun tam tersi nasıl olabilir acaba? Ben düşününce buluyorum ve çok heyecanlanıyorum. Tersine akabilir. İnanın bana, aile hayatınıza da ektiğinizi biçeceksiniz. Sabırlı ve sakin olmak, aile hayatınızda inanın bana şekillendirmeniz açısından çok fazla katkı sağlayacaktır. Ortak kazançlarınızda düzelmeler gözlemleyebilirsiniz. Hatta miras ile ilgili bazı haberler bile bu 6 aylık dönem içerisinde alabilirsiniz. Evet, bu haftada bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna, abone değilseniz abone olma tuşuna basmayı, beni onurlandırmayı ve beni lütfen arkamda durmaya devam edin. Ben sizi çok seviyorum. Siz de beni lütfen sevin. Siz sevin, sevmeyenleri de zorla sevdirmeye çalışın. Şaka bir yana, haftaya tekrar yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.